Elazığ ve Malatya'yı etkileyen depremin ardından yurdun dört bir yanından bölgeye yardım malzemeleri gönderiliyor. Antalya'nın Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ilçe müftülüklerinin topladıkları yardımlar da hem Elazığ'a hem de İdlib'e gönderilmek üzere yola çıktı. Elazığ ve Malatya'da etkisini gösteren depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanında başlatılan yardım kampanyaları sürüyor. Antalya'nın Merkez İlçe Müftülüklerinin Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde başlattıkları yardım kampanyası kapsamında da 5 tır yaşam malzemesi toplandı. Tırların yola çıkacağı Meltem Mahallesi'ndeki semt pazarı alanına Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalya Müftüsü Osman Artan ve ilçe müftülükleri ile çok sayıda vatandaş geldi. Deprem bölgesine kardeşlerimize yardım maksatıyla vatandaşlarımızın göndermiş oldukları, vermiş oldukları yardımları inşallah bugün gönderiyoruz. Ayrıca yine İdlib'de malumunuz Suriye'de bir göç dalgası var. Orada şu kış günlerinde çamurun içerisinde bulunan böyle Müslüman kardeşlerimiz var. Onlara da aynı şekilde bu gönderdiğimiz tırlardan 4 tanesi oraya, 2 tanesi o şekilde bir başlangıç olarak böyle tırlarımızı gönderiyoruz. Müftü Artan, gönderilen yardımların ihtiyaç listesine göre hazırlandığına dikkati çekti. Gıda malzemeleri var bir, ikincisi unumuz var. Orada un en çok ihtiyaç duyulan şeylerden bir tanesi. Battaniyedir. Efendim buna benzer temel ihtiyaç maddelerinden oradaki arkadaşlarımızla biz görüşerek, Türkiye Diyanet Vakfı'nın oralarda irtibat büroları var. Çünkü gönderilen malzemelerin yerine ulaşması da çok önemli. Oradan aldığımız ihtiyaç listesine göre hazırladığımız tırlardır. Onları inşallah göndereceğiz. Vatandaşlarsa tırlar yola çıkmadan önce duaya katıldı. Kardeşlerimizin yapmış oldukları yardımları kabul eyle ya Rabbi. Sadaka-i cariye olarak amel defterlerine kaydet ya Rabbi. Kaç saatte? 14-15 saate varız. Allah kaza bela vermese. Yardım taşıyoruz evet. Neler düşünüyoruz? Duyguluyuz. Allah yardımcıları olsun hepimizin. Duaların ardından 5 tır yaşam malzemesi İdlib ve deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.